Merhabalar, umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Xbox Game Pass hakkında bir video yapmak istedim. Ben normalde sadece Steam kullanan bir insanım arkadaşlar. Yani Epic Games'i bile çok fazla kullanmıyorum. Ama yakın zamanda hem yayınlarda hem de bir arkadaşım bana bu Xbox Game Pass'i çok önerdi. Dedim ben de artık bir bakayım bakalım bu neymiş yani insanlar niye bu kadar öneriyor. Ve farkına vardım ki arkadaşlar gerçekten çok iyi bir uygulamaymış. Gerçekten çok iyi bir servismiş. Öncelikle Xbox Game Pass'ine ondan bir bahsedeyim. Ve neden satın alabiliriz, neden satın almayı düşünmeliyiz ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Xbox Game Pass arkadaşlar Microsoft'un sunduğu bir servis. Bunda aylık bir ücret ödüyorsunuz. Muhtemelen bunu zaten Türkiye'de ben hariç herkes zaten biliyordu ama ben yine de anlatmak istiyorum. Belirli bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Ücreti ödeyerek işte aylık ne kadar burada bizim ilgilendiren bilgisayar kısmı. İşte yüksek kaliteli oyunlar diyor. Xbox Game Studio oyunları hemen yayınlandıkları gün bu servise gelir diyor. Bakalım daha fazla bilgi edin diyelim. Ne gösterecek bize? Oyunlara bakalım. Bizim için önemli olan zaten o hangi oyunlar var. Onlara bakacağız. Bakalım tüm oyunlar diyelim. Ben baktım ama yine de size göstermek için bakıyoruz yani. Çok fazla oyun var. 400 tane falan oyun var arkadaşlar. Ben zaten birkaç tanesine bakınca dedim. Aa yani aylık 30 lira verip bu kadar güzel oyunları oynayabiliyorsak yani ne ala dedim yani. Hemen başlayalım yani. Bakalım şöyle güzel oyunlar var mı benim gözüme çarpan. Commandos 3 var eski ama şu an daha şeylere bakıyorum. Alien Isolation çok iyi. A Way Out. Mesela diyor ki EA Play ile beraber geliyor. Sanırım EA Play'de bu aylık 30 liranın içinde veriyorsunuz. Yani siz hem EA'nin içinde olan oyunları oynayabiliyorsunuz. Aynı Anthem gibi. Başka ne var? Assassin's Creed Origins var. Güzel. Hani bütün oyunları yok. Ama gerçekten sevebileceğiniz oyunlar var yani. Mesela bakın ooo bayağı oyun varmış. Yani EA Play'in bütün oyunları var. Battlefield var. Battlefield 5 var. Hardline var. Çok güzel. Bakalım başka benim gözüme çarpan Cities Skylines. Yani bunları aylık sadece 30 lira vererek bunları almak gerçekten bence yani Türkiye'de yani nedir ona fiyat performans açısından daha yüksek sağlanamaz yani. Mesela Dead Space serisinin hepsi var. Uf. Bak bunlar yayında oynanabilir ha. 4 serisi var. 4-5, 4 Rally, Dishonored. Doom serisi. Aa bu Doom gerçek Doom mu? Yani bizim şey Doom mu? 2016 serisi Doom mu? Aynen. Aynen o. Microsoft Bethesda'yı satın aldı değil mi? Aynen. Dragon Age'ler var. Aynen bak Dragon Age Inquisition. Çok eski bir oyun olmasına rağmen mükemmel bir oyunlardan birisi yani Dragon Age serisi. Onlar var. Bakalım başka ne var? Fable serisi. Onlar eski. Fallout 4 var. Fallout 76. Oo. Mesela arkadaşlar Fallout 76 ben buraya açtım mesela Hitman'ı falan açtım. Bunlar da vardı çünkü. Mesela şeye bir bakalım. Fallout 76'nın fiyatına bakalım. Görürsünüz zaten ne demeye çalıştığımı. Bakın mesela Fallout 76 burada 349 lira vereceğinize. Burada Game Pass'i alıyorsunuz, oynuyorsunuz, canınız sıkılınca bırakıyorsunuz. Vallahi 20, aylık 29 lira gerçekten mükemmel bir yani şey yani. Sonra aha Football Manager 2022 var. Ve benim için esas gördüğümde almalıyım dediğim Forza Horizon 5 var arkadaşlar. Aynı şekilde Forza Horizon 5 de bakın burada 349 lira, 279 lira falan. Ama burada direkt Game Pass'te var mesela Forza Horizon 5. Ben 4'ü çok oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden sırf ben Forza Horizon 5 için bu Game Pass'i alacağım mesela. Şu an henüz almadım. Sadece önce bir videosunu çekeyim dedim. Başka ne var? Halo serisi var. Çok güzel. Aha ve işte Hitman. Hitman serisi var. Bu mesela gözden kaçıyor. Bu kadar küçük yapmışlar ki. Aslında o kadar 3 tane oyun, devasa oyun. Burada mesela kaç lira? 429 lira. Şu X-Men, Hitman 3 Deluxe Edition. Burada var mesela. Yani say say bitmiyor yani. Gerçekten güzel oyunlar var. Gerçekten bir sürü güzel oyun var pardon. Ama bütün oyunlar yok yani tabii ki. Hepsi yok. Aa, burada Mass Effect serisi de varmış. Shadow of War. Oo. Arkadaş vallahi bu sadece bu yeter yani aslında var ya şimdi düşündüm de bana. Tabii kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Mesela hangisi yok? Hemen ilk şey Cyberpunk yok mesela. Bunu fark ettim ben. Cyberpunk yok. Başka hangi oyunlar yok? Sonra işte Red Dead Redemption serisi. Rockstar'ın oyunlarının hiçbiri yok mesela. Dying Light 2 yoktu. Onu gördüm. İşte Spider-Man yok. Ya zaten hani aylık 30 lira vererek bu kadar çok oyun alınca çok da bir şey beklemeye gerek yok. Ama inanılmaz iyi. Yani fiyat performans açısından inanılmaz iyi. O yüzden ben aslında herkese tavsiye ediyorum yani. Steam'in en büyük rakibi Türkiye'de kesinlikle Xbox Game Pass. Epic Games bir sürü ücretsiz oyun vermesine rağmen bence Xbox Game Pass'in yerini tutacak gibi değil. Yani Türkiye'de bilmiyorum. Prey de varmış mesela. Bethesda'nın şeyi. Bayağı iyi. Quantum Break. Vallahi baktıkça şu an şaşırıyorum ha. Bayağı iyi oyun varmış. Hatta şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bari satın alalım, değil mi? Join now. Join now diyelim ve satın alalım. A few moments later. Evet. Willless Giant 49. Benim ismim buymuş.
Xbox uygulamasını indirin. Evet, sonunda artık uygulamayı indirebildi arkadaşlar ve giriş yaptım. Bakalım, kitaplığımda hiçbir şey yok. Ha, Solitaire varmış gördüğünüz gibi. Sanırım buradan Game Pass'ten şey yapabiliyoruz artık aldığımıza göre. Buradan indirip oynayabiliyoruz. Öncelikle Hitman'ı indireceğim. Hitman'dan sonra diğer oyunlara bakarız. Zaten artık bir sürü oyun var elimizde. Forza Horizon 5'i de indireceğim. İnşallah şeyim dolmaz. Mesela nasıl mesela? Age of Empires'a tıklasak nasıl oluyor? Ha, şeyi gösteriyor, anladım. Buradan gösteriyor, yükle diyoruz. Tamam, kolaymış ya. Bir sıkıntısı yok. Ama şu ismimi değiştirmem lazım. Benim ismim çok kötü. Weaveless Giant 49 ne ya öyle? Kitaplığım boş mu? Boş. Aynen. Topluluk. Ha, topluluk sekmesi de var bunun. Hmm, şey gibi. Evet, Steam gibi sanırım. Ama çok da güzel değil ya. Ne bu? Forza ile alakalı. Ha, sanırım burada şeyler, onlarla alakalı güncellemeler yayınlanıyor. Store. Bildiğimiz store. Buradan istediğimiz oyunu sanırım şeye sahip olmasak da, Xbox Game Pass'e sahip olmasak da şey yapabiliyoruz. Alıp indirebiliyoruz galiba, değil mi? Outriders mesela. Aynen. Mesela bu oyun Game Pass'te yok. Satın al deyip, anladım, anladım. Evet, genel olarak böyleydi arkadaşlar. Bir dakika ya, bakayım Hitman var mı burada hemen? Beni kandırmadınız değil mi lan? Kandırmadınız değil mi? Free Starter Pack var, tamam. Trilogy. Hah, var, tamam, gördüğünüz gibi korktum, vallahi korktum ha. Bu arada bu Game Pass'te Death Stranding de varmış, gerçekten fiyat performansı çok daha arttırdı ya. Evet, genel olarak diyeceklerim böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fiyat performans açısından kendinize iyi bakın.